3, 2, 1, kayıt. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye geldin? Nereye geldim? Kanalına. Aslında kanalına geldin. Beni özlediniz mi? Evet. Anıl normalde ikinci kanalımızda biliyorsunuz. Orada kamera önünde. Burada da ben kamera önündeyim. Böyle bir iş bölümü. Evet. Antalya'daki ilk videomuz değil. Peki. Ne demek istiyorsun? Biz bugün ne yapıyoruz? Harry Potter'ın ilk kitabının 20. yılı Hogwarts'ta hangi binaya seçilirmişiz'i öğreneceğiz bugün. O yüzden geldim ben. Çok iyi. Neredeyse bizimle yaşıt diyecektim ki bir an yaşım aslında 20'de kalmadığını fark ettim. Evet. Düşünsene ilk kitabı alıp okuyanlar 2000'lerin başında falan baya kendini yaşlı hissetmeye başlayabilir yani. Ama hiçbirimiz kendimizi Ron gibi salmadık. Neden böyle bir laf soktun ki şimdi? Hatırlamıyor musun Ron'un? Ya neyse ekranda gösteriyorum şu an. Senin var mı bir hangi binaya seçilirim düşüncen? Ben Hufflepuff çıkarım ya. Ne kıyamam sana. Yazık bana ya. Niye? Güzel bölüm. Daha ben ya. Ben böyle ne bileyim hırs, azim bilmem ne. Öyle çok şeyler özellikleri taşımadığım için. Bir tane şey vardı değil mi? Pokemon. O neydi Anıl? Pokemon'u şimdi ya. Hufflepuff gibi bir Pokemon değil mi lan? Jigglypuff. Jigglypuff. Ben Jigglypuff olarak Hufflepuff'ta olacağım. Şey gibi oldu. Hani bugün Harry Potter'ın 20. yıl dönümü ve bu yüzden ben geldim gibi oldu da. Sen bilim kişi olan o sıkıcı programlar gibi. Merhaba nasılsınız? Harry Potter'da en sevdiğiniz karakter kim? En sevdiğim karakter... Teşekkür ederim. Ondan sonra sıkıcı başka sorular mesela. En sevdiğiniz yönetmen kim? En sevdiğiniz film nedir? Gerçekten bu soruları sevmiyorum Anıl. Evet ben de sevmiyorum. Olmak zorunda değil. En sevdiğiniz bir şey olmak zorunda değil. Beni geriyor mesela. Bütün ihtimalleri ortadan kaldırıyormuşum gibi geliyor ve sürekli yeni bir yapım çıkıyor ve ben artık onu dedim anladın mı? Ve böyle geri dön- Hayır zaten geri dönemiyorsun. İşte bu ne kadar ağır bir şey ya. Ben bunu kaldıramıyorum. Mesela 96 yılında Space Jam benim en sevdiğim film oldu. Ve ondan geri dönme şansım yok yani. Değil mi? Çünkü onu dedin bir kere abi. Ben de Titanic dedim. Yani Titanic de böyle bir şok olmuştum. Ama bunun en büyük sebebi de sinemada ilk gittiğim film olması. Sinemayı sevmek için güzel bir film başlangıç. Evet güzel bir başlangıç oldu. Dedem götürdü beni Titanic'e. Bu arada dedemle izlemek de muazzam bir şey. Yani bazı sahnelerde gerçekten... Gözümü kapatayım böyle koltukların altına girmek istemiştim. Bunu anlatmak istiyorum. Anlat bana hadi bakalım. Harry Potter'ı boşver. Yapmış Harry Potter'ı. Ne anlatıyordum onu da unuttum. Titanic. Anıl bu arada bunu niye anlatmıyorsun? Bunu nereden aldın? Bunu ben yaptım ben. Bu kız modeliydi. En ucuz model buydu. İşlemeli modelleri sattım hepsini. Cevahir Alışveriş Merkezi'nde de film çıkışı satmış. Tanesi kaç liradan? 2. Yazık. Zavallı. Yazık. 2 lira. Neyse devam edelim. Hadi öğrenelim. Hoppa dükkanı açtık şu an. Bu arada Pottermore'dan bakmayacağız. Rowling'in hazırladığı testi. Çünkü o İngilizce. İngilizceyi Türkçe çevirmek uğraşıyorsun. Alt yazı yazacağım. Yoran var. Bu bunu diyor. Şu an diyeceğim falan. O kadar uzun. Evet göremiyorum. Yakın gözlüğümü takayım. Korkma. Ay ona hiçbir şekilde göremiyorum. Kaç numara bu? 3.5. Ay çok gözüm bozulacak ya. Ben de kırık oldu için zaten takamadım. Senin numaran bu ana. Evet. Ben fazlasıyla hazırım şu an. Ben de çok fazlasıyla hazırım. Hemen başlayalım. Eğer sihirli gücünüz olsaydı ve bunu bir kere kullanma hakkınız olsaydı ilk yapacağınız şey ne olurdu veya kim için kullanırdınız? Kendim için, insanlara yardım etmek için, insanlık için yeni bir buluş, bir macera yatırdım. Ben insanlık için yeni bir buluş. Gerçek mi? Aynı şeyi seçtim. Hı. Sen ve ben okuyorum istersen. Tamam, ki. Hadi sen oku. Tamam Anılcığım. Saf kanlarla bulanık ve yarım kan büyücülerin bir tutulması sizce doğru mu? Kesinlikle yanlış bir davranış. Katılıyorum. Çünkü ayrımcılığa gerek yok. O da orada, anladın mı artık? Bunu kabul et ve sus. Ama belki şeydir ya, belki saf kanlar daha güçlüdür. Kimden ne çıkacağını bilemezsin. Bu doğru. Dünyanın sonu gelse ve kurtulma şansınız olsa yanınıza kimi alırdınız? Çocukları, ırkımdan olanları, önüme gelen insanı, en cesurlarını. Yani çocuklara kıyamam tabii ki. Çocuklara kıyamam yani. Duygusal mı düşünüyorum ya? Dünyanın sonu gelmiş. Sonra nasıl bakacağım o çocuklara? Ama güzel bir gelecek, temiz de bir gelecek oluşturabilirsin aynı zamanda. Ben çocukları diyorum. Ben de en cesurlarını diyorum. İşime yararlar diye sonuçta. Kıyamam yani çocukları. Ben kıyabilirim ya.
Süpürgenizin modelinin ne olmasını isterdiniz? Ateş Oku Nimbus 2001 Comet serisi süpürge deneyiymiş. Ben Ateş Oku'nu seçiyorum. Neden? Çünkü hızlı. Ben Nimbus 2001 tipini seviyorum, o yüzden onu seçeceğim ya. Evet, Nimbus tipi tam böyle çok şık yani. Evet, şık, hoşuma gidiyor. Evet, Nimbus sen böyle 2000'de... takım elbiseyi çekme git. Evet, sizce en güçlü silah nedir? Tüm insanlar bir araya gelirse başka hiçbir silaha gerek kalmaz. Kılıç, ok, yay ve tabanca falandır sanırım. Başka ne olabilir? Zirve ve güç, nükleer bomba. Gerçekçi bir cevap. Ben diyorum ki tüm insanlar bir araya gelirse başka hiçbir silaha gerek kalmaz. Neden öyle diyorsun? Bir olduktan sonra ne kavga çıkar ne gürültü çıkar. Çak. Ama bir şey söyleyeyim. Gerçek şey için de yapmıyorum yani. Silaha da karşıyız. Ben savaşa de... karşıyız. Nükleer bombayı seçiyorum. Kiminleyim ya? Şu an. Ya bir kere tehdit olarak şey yani. Hani nükleer bombam varsa benim... Tamam mı? Evet. Sen bir kere baştan zaten korkudan bir şey yapamazsın. İyi de bu nasıl bir tehdit ki? Ben o zaman seninle hep yapmacık bir şekilde birlikte olurum. Doğru. Hiç kimseye güvenmezsin ve sen zaten kimseye güvenmeyerek yıllarca içinde ama, kibir biriktirirsin. Ama benim istediğim şekilde. Ay benim, iğrenç. Benim de nükleer bombam var yani. Aferin ya. Bu kadar var. Atmıyorum ki sağa sola. Bilemeyiz onu. Sen ya bir gün kafayı i̇şte, yersen? İşte bilemeyeceğin için... Ha, hep sana iyi davranmak zorundayım. Evet. Kullanacağın gün zaten hiçbir önemi olmayacak. Sana iyi davranmamın benim. Doğru. Git şuradan ya. Git buradan. Bombam da senin olsun. Önemli. Oku bakalım. Hangi hayvanı beslemek isterdiniz? Efsane anka kuşu, basilisk, gözleri büyüleyen bir unicorn, cici bir sphinx. Öncelikle bu bir sphinx değil. Ben gözleri büyüleyen bir unicorn seçtim. Binip koşacak mısın? Kanını içeceğim ve ölümsüz olacağım. Tamam, ben efsanevi anka kuşunu seçiyorum. Ama arada unicorn'a binmek isterim. O kendi karar verirse. Tamam, sorarız ona. Sevdiniz. Bombam var, unutmayın. Oho! En sevdiğiniz ders hangisi? Tılsım, bitki bilim, biçim değiştirme, iksir. Mesela iksir beni çekiyor ama biçim değiştirmek de beni çekiyor. Peki hangi hayvana dönüşürdün? Paleye. Çok büyüdü ya. Evet Anıl. Tamam, ben biçim değiştirmeyi seçtim. Ben de biçim değiştirmeyi seçtim. En çok hangi büyü yeteneğinizin olmasını isterdiniz? Uçmak, çatal ağız, iyileştirme, görünmezlik. Çatal ağız dediği yılanlarla konuşabilme. Ya benim süpürgem var zaten, onu seçtim. İyileştirme isterdim. Uçmaya karşı koyamam ya. Süpürge evet, falan kesmez ya. Favori büyün hangisi olurdu? Abiyoley. Hiç duymamıştım ben bunu, neymiş? Yaratığı iyileştirir. Lacanum inflamare. Asadan alevler çıkarak yakmaya yarayan büyü. Repariforce. Bu büyü büyücüyü iyileştirebilmek için kullanılır. Wingardium Leviosa. Herhangi bir eşyayı uçurma büyüsüdür. Asadan alevler çıkarak yakmaya yarayan büyü isterdim. Niye favorim olsun ki kendimi iyileştirmek? Diğeriyle eğlenebilirim. Katılıyor. Ay, ama seçtim yine ve anladım. Ben de onu seçiyorum. Evet. Hangi örgütün bir üyesi olmak isterdin? Teftiş mangası değil mi? Tiplere bakar mısınız? Slug kulübü. Bunlar da... Hayır. İstemiyorum. Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Muazzam bir ekip. Ve Dumbledore'un ordusu. Yine bizim başrolümüzün Dumbledore adı altında kurduğu muazzam bir ekibi daha. Ben Dumbledore'un ordusunda olmak isterim. Ben de Zümrüt Anka Yoldaşlığı diyorum. Diagon yolunda favori dükkanın hangisi? Ollivander'in asa dükkanı, Flourish ve Bloods kitapları, Çatlak Kazan Barı, Binbir Çeşit Baykuş dükkanı. Benim Çatlak Kazan Barı. Kesin. Evet. Baykuş alırsam alırım. Asa'da evet güzel bir dükkan, favori dükkanım olmaz. Çünkü asa almayacaksan artık oraya zaten girmiyorsun. Flourish ve Bloods kitapları diyorum. Hı. Çünkü daha fazla değişik şey öğrenebilirim. Bir Hogwarts kütüphanesi olmasa da. Evet. Ben de eğlenmeyi seçtim. Oo! Anıl ben nerelere gittim ya? Ezgi ayrı düştük ya. Bak ya ben... Bak Ravenclaw'a seçildim. Neyse benim zaten kişisel olarak Hufflepuff'a giderim dediğim bir şeydi ama tabii ki Gryffindor'u seviyorum. Niye sevmiyorsun ki Gryffindor'u? Sevmeyecek yani seviyorum derken o değil yani. Ben Hufflepuff'a peki giderim. Peki benim sence neden Ravenclaw'a şey yaptım ben? Ne demiş? Yetenekleri Gryffindor... Yetenek... Ha? Tebrikler Anıl orada tebrikler yazıyor. Çözdün mü benim? Yetenekleri tebrikler... Yetenekleri... Mantık oldum olası vazgeçmedikleri en büyük silahlarıdır. Gördün mü? Aldın nükleer bombayı. Tamam, orada... mantıklı. Onu seçerek zaten
gücü seçtin, anladın mı? Sen güç seviyorsun. Ama Anıl, cesaretli değilsin. Nükleer bombayı seçerek cesaretini sen az önce yitirdin. Bak, katılıyorum sana. Gerçekten katılıyorum. Doğru, evet. Bir şey dedin. İnsanlara güvenmedim ben. Ben kabul ediyorum. Ben bölümümden memnunum ya. Hiç sıkıntım yok. Gryffindor. Ay şu an çok şey oldu, biliyor musun? Moda girdim. Kesin bir Weasley vardır orada bir yerde. Bu da dünyanın en hödük Ron'u ya. Evet, böyleydi. Harry Potter'ın 20. yaş gününü kutluyoruz hep birlikte. Her zaman çok sevdiğimiz bir seri, hem kitaplarıyla hem de başarılı filmleriyle. O yüzden Harry Potter sevgimiz hep devam edecek ve hiçbir zaman bitmeyecek. Alan Rickman'ı da bu vesileyle anmış olalım. Rowling'e de teşekkür etmiş olalım. Size de teşekkür ederiz izlediğiniz için. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım. Biz keyif aldık. Siz de keyif aldıysanız abone olun. Ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ve ikinci kanalımızı da mutlaka takip edin. Ve V'si beğenin, paylaşın. Tamam. Bu kadar yeter. Çok fazla şey istedik değil mi? Ama tarafınızı seçin. Bombam var, unutmayın. Yükler. Asanla kapatsana. Bir şey öğrendin yok. Okula gidiyorsun. Oraya koşayım. Buraya koşayım. Üçüncü kat yasakmış. Hadi çıkalım bakalım. Bir Voldemort'u kim yeniyor Anıl? Sen çalıştın da ne oldu Anıl? Ya otur, Voldemort mu bekleyeceksin? Öyle deme. Gider misin? İşte bu öfke, bu kadar kızgınlık. Petrificus Totalus.